Öyle mi? Köyüm dedi. Evet. Almanya'da yaşıyorum aslında. Ama 3 aydır buradayım. Bir yardımlaşma derneğinde. Yangınlarla ilgili tabii ki yani aşağı yukarı bir ay oluyor bu yangınlar. Tabii ilk yangınlara doğa sever arkadaşlar müdahale etmek istediler. Zorluklarla karşıya geldiler. Ama sonunda şey ettiler, müdahale ettiler. Tabii ki ben de buna katılmak istedim ama arkadaşlar buna müdahale etmedi. Biraz sağlık sorunlarım vardı. Ama elimde gelen şeyleri yaptık. Tabii ki Almanya'dan gelen arkadaşlarımızla, dostlarımızla onlara bazı ihtiyacı olan şeylerden arkadaşlar destekte bulundular. Bugünkü izlenimlerimde tabii ki burada 11 tane vekilimiz var. Bu orman yangınları amaçlıyla gelmişlerdi. Gittikleri noktalarda engellendiler. Tabii Ovacık yolundan gitmek istenirken engellendiler. Diğer taraftan engellendiler ve 3 noktadan engellendiler. Yani bu da vekillerimizin dediği gibi ortaya sergiliyor ki burada demek ki bir şey vardır ki bu engelleniyor. Yani tabii ki bu tek doğa orman yangınları değil. Yani tamam ormanlar yanıyor ama ormanlarla beraber birçok hayvanlar yok ediliyor. Orada arılar yok ediliyor. Köylüler vardır. Köylülerin hayvanları yok ediliyor. Dediğim gibi bir aydır yani ben son 3 ay gözlemlerim yani bilmiyorum tabii ki daha süreç kötü. Yani öyle hissediyorum süreç kötü olur ama son ben 40 senede Almanya'da yaşıyorum. Her zaman dersim kötüydü. Ama yani bu son izlemden bir dersimin daha kötü gördüğü, sanki her taraf abluk altına alınmış, her adam insan kontrol ediyor. Mesela ben bir yardımlaşma aktivistiyim, gittiğim yerlerden birçok zamanlarda drone beni kontrol etmiştir. Bir köyden bir köye giderken, bir evden bir eve giderken geçer mesela, merkezde kalıyorum. İsmini bilemiyorum onların. Bir araba, polis arabası peşime takıldı. Duruyor, gidiyor. Yani demek istediğim, Dersim'de resmen şimdi bir psikolojik savaş var. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Dersim halkı şöyle bir şey, yani ben bunu çok duyuyorum, bu kelimeyi. Duyarsızlar. Hani çevre temizliği olsun, orman yangınları olsun, işte yardımlaşma olsun, işte protestolar olsun. Hani duyarsızlar. Ben aslında bu duyarsız kelimesine biraz karşıyım. Olabilir. İçimizde duyarsızlar var. Ama yani belki siz benden gençsiniz. Ben sizden biraz daha şeyim. Yani 60 yaşına yaklaşıyorum. Gözümü açtığımdan beri hep bu tür şeylerle karşı karşıya kaldım. Ben diyorum ki eğer bu halk daha ayakta duruyorsa gerçekten bu güzel bir direniştir yani. Direnmiştir bu. Tabii ki burada büyük bir göç var. Bunu görüyoruz. Yani cezaevleri dolu vesaire. Ama dışarıda yaşayan Dersimlilere, Avrupa'da özellikle Avrupa'da yaşayan Dersimlilere şunu yani şu çağrıda bulunuyorum. Düşünce ne olursa olsun, ideoloji ne olursa olsun yani bizim bu durumlara karşı şimdi bir noktada birleşmemiz gerekiyor. Tabii ki ben buna çok iyi inanıyorum. Dışarıda Avrupa'da ben bunu görüyorum. Birçok insanımız birleşmiş, dayanışma sunuyor, Dersim dernekleri olsun. İşte Dersim Soykırımı dernekleri olsun, işte Demokratik Alevi dernekleri olsun. Alevi dernekleri demiyorum, biraz yani içinde varlar ama o kadar çok şey değil. Fakat umarım ki onlar da bu süreçte buna dayanışma sunarlar. Bir noktada birleşmeleri gerekiyor. Yoksa daha yani önümüzde ben öyle hissediyorum. Yani Dersim olmak üzere Güneydoğu'ya daha kötü günler yani Türkiye'de kesinlikle kim yani aslında dayanışmanın ne büyüğü ne küçüğü var. Kimin elinde ne geliyorsa. Tabii ki daha fedakar olmalıyız. Hani mesela hani evinde durup ya bana bir şey olmaz gibi diyen insanlar da artık. Yani elinde ne geliyorsa onu yapmalı yani. Sen önce hep olarak bir halkımıza ilişki için geldik. Bayram tatiline direkt Dersim'e geldim ve ikinci gün burada 20 kişilik bir doğa aktivisti grubuyla Yanal Orman Bölgesi'ne giderken yolda bizi çevirdiklerinde nereye gidiyorsun dediklerinde biz ziyarete gidiyoruz diyerek Orman Bölgesi'ne gittik. Arabamızı park ettikten sonra 1,5 saat falan yol yürüdük. Gittiğimiz bölgede su yoktu. Herkes sırt çantalarında 4-5 litre sularla o sıcağın altında yani bölgesine kaldı.
20 kişilik bir grup ikiye ayrıldık. Bu işte devamı giden arkadaşlarımız üst bölgeye aldılar. Biz 4 kadın arkadaş ve yeni giden arkadaşlar aşağı bölgeye verildik. Elimizde tırmıklarla kızgın güneşin altına ve yanan ormanın sıcaklığıyla orman yangınları yayılmasın diye tırmıklarla yollar açmaya başladık ki orman diğer taraflara sıçramasın. Bayağı belli bir saatten çalıştıktan sonra aşağıya doğru çok da bir rüzgar vardı. Çok acı bir şey rüzgarın etkisiyle bizim yol yaptığımız yerde ne yazık ki yangın diğer tarafa geçmişti. Yangın diğer tarafa geçtiğinde hepimiz böyle hani elimiz kolumuz bağlanıp çaresiz bir şekilde böyle hani o anda ne yapacak yani çaresizlikten ağlarsın ya da umutsuzluğa düşersiniz ya. Hepimiz de o belirdi. O anda mesela doğa aktivisi kadın arkadaşlar, Nevin arkadaş dedi ki bu anda ben dedi bu ormanın içinde dedi. Bu börtü böcek birlikte ben de yanmak istedim dedi. Çünkü çaresizsin. Yani sesini duyan yok. Bir gökyüzü şahit yanan her şeye. Bir de toprak yeryüzü şahit. Bu çaresizlik içinde böyle elimiz kolumuz sallarak soğumasına rağmen arkadaşların yarısı devam etti. Daha sonra HDP'den bir grup geldi. Cevdet Başkan vesaire milletvekilimiz. Başka o başlıktan bir grup arkadaşlar geldi. Biraz daha müdahale ettik ama ne yazık ki söndürme gücümüz yoktu yani. O gün oradan saat gece 10 ayrıldığımızda saat 8.30-9'du gece 11'e burayı varmıştık. Bizim coğrafyamız geçmişten beri hep kuşatılmış aslında. Şu anda daha çok sıvı kuşatma altında. Biz 38'leri yaşadık, 93'leri yaşadık. Şimdi de 38'lerimizde büyüklerimiz yaşarken o sürgünü, o acıyı, o şeyi tekrar geri dönüş her şeye rağmen yeniden yaşamlar inşa edilmesi onurlarıyla. Ve biz soğuduklarımızda mesela bizlere bir şey anlatmadılar ki o yaşadıklarını bizlerle paylaşmadılar ki bu coğrafyalarda bizler o barış sevgiyi öğrenelim, birlikte yaşamayı öğrenelim diye. Ama ne acıdır ki bunlar yaptıklarıyla tatmin olmamışlar ki daha bir nefret ve kinle 93-94'te köylerimizle birlikte ayrılanlarına şikayet edilmişti. O süreçte tekrar yani Pırak'ın toprağımızın üstünde toprağımızın altlarına kilitmişler bu mayınlarla. İşte yani böyle evde bu 94 sürecinde göç eden insanlar vardı. Tekrardan köyün önüne arızlık yapmaya, hayvacılık yapmaya çalışan insanlar vardı. Ki sonra bunlara da çağrı yaparak köylerin boşaltılması, bu bölgenin tekrardan boşaltılması istedi. Aslında bu göç politikası bir nevi devam ettiriliyor. Siz orada bizi gördünüz. Buna da izlediğiniz nasıl? Ya şimdi artık her şeyi rampa kurban verdikleri büyük şehirlerde yaşanıyor bir zaman geçiyor. Herkes gününü doğup büyüdüğü kendi topraklarına çeviriyor. Oradaki insanlarımızla konuştuğumuzda orada yeniden evlerini yapıp ciddi anlamda oraya yerleşmeyi düşünen insanlardı. Bu yangın esnasında orada iki kişi zaten dumandan zehirlenmişti. Onlar o yapılan tüm baskınlara inat, yani orman yangınlarına inat kesinlikle yerlerini terk etmeyeceklerini söylediler. Bunda ve kararlı olduğunu söylediler. Buradan dersinde kadınlar, ya kadın ve doğa birbirine çok yakındır. Kadın da doğa merhametli bir isyankardır. Yani fedakardır mesela. Doğa içinde tüm bir canlı barındırdığı gibi mesela. Kadın da yaşanan mesela her felakette, her göçte kendi dışında çocuklarını, komşusunu ve doğadaki tüm canlıları düşünüyoruz.